Pazar günü milyonlarca Amerikan futbolu tutkunu, Amerikan Futbol Ligi'nin final karşılaşması olan Super Bowl'u izlemek için ekran başına geçecek. Bu yıl 51. defa düzenlenen Super Bowl karşılaşması New England Patriots ve Atlanta Falcons takımları arasında yapılacak. Ancak maç dışında ilgi gören bir başka unsur daha var. O da maç sırasında televizyonda yayınlanan birbirinden ilginç reklamlar. Super Bowl gecesi reklam şirketlerinin yöneticileri de her yıl olduğu gibi futbol takımları kadar zafer peşinde koşacak. Peki şirketler reklamları ne kadar harcıyor? Reklamların maliyeti geçen yıla göre biraz yüksek. Maliyet hep artıyor. 30 saniyelik reklamın bedeli 5 milyon dolar. Onca para harcanan reklamlar tüketiciye ne kadar erişiyor? Çok izleyicisi olduğu için Super Bowl sırasında yayınlanan reklamlara talep çok yüksek olur şeklinde bir algı var. Ancak bazı şirketler Super Bowl sırasında reklam yayınlama taktiğinden vazgeçmeye başladı. Reklam masraflarına bakıp hesap yapıyorlar ve reklama bu kadar para harcamaya değer mi diye soruyorlar. Reklamcılar tüketiciye saniyeler içinde ulaşmak zorunda olduklarının farkında. İyi bir Super Bowl reklamının birçok tanımlaması var. Ancak en önemli nitelikler mizah içermesi, duygulara hitap etmesi, nostaljik ve hatta biraz cinsel öğelere sahip olması. Reklamlar eğlenceli olmalı. İzleyicinin dikkatini anında çekmeli, sosyal medyada paylaşılır olmalı. İnsanlar işte bu tür reklamları sosyal medyada paylaşıyor. Bu yılın en çok beklenen reklamlarından biri bira üreticisi Anheuser-Busch'a ait. Şirkete göre geçen yıl tasarlanan reklamın bu yıl yayınlanması çok daha manidar. 60 saniyelik reklam şirketin kurucularından Adolphus Busch'un 1850'lerde Almanya'dan Amerika'ya gemiyle gelişini ve birçok zorluktan sonra yine bir göçmen olan Eberhard Anheuser'la tanışmasını anlatıyor. Reklamda hayallerinizi hiçbir güç durduramadığında içtiğiniz bira budur sloganı kullanılıyor. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington.